Merhaba arkadaşlar yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir bugün yükselen çelik yapı kredi bankası coca cola karsan ve gen hisselerini analiz edeceğiz analize başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar biz burada grafik analizini yapıyoruz hisselerin yani teknik analiz konusuna ağırlık verdiğimiz için kanalımızda bu yönde yayınlar yapıyoruz e, bu hisselerin bir de mali tarafı yani temel boyutları var. Yani bilançoları, FK'sı, FAO2, PDD'de değerleri gibisinden bir mali e, tarafı da var. Güçlü şirketlerde genelde teknik analiz metotları çalışır, grafik analizi çalışır. Ama genelde grafik analizi yapan birçok üstad büyüklerimiz zaten bu konunun e, ne kadar önemli olduğunu e, söylüyorlar her ortamda. Bunu zaten uygulamalı da görüyoruz işe yaradığını, bu sebeple bir hisse alırken sadece bu grafik analiz metotlarına e, bakmak yerine e, şirketin bilançosunu da bakın, işte mali durumuna bakın, borcu var mı, zarar etmiş mi, e, bu tarz bilgilere de bakarsanız sizin için çok daha faydalı olur. Biz burada sadece grafik analizini yapıyoruz hisselerin. Bu konuda bir ön bilgi vereyim. Şimdi Borsa İstanbul'la bir başlayalım. Borsa İstanbul dediğimiz gibi güzel bir şekilde çıkışına devam ediyor. Saatlik grafikte baktığımızda da şöyle güzel bir iki didip görüntüsü görüyoruz şurada ve şu 1509 seviyesini açtığında artık MA200'ü güzel bir yere doğru gideceğini düşündüğümü söylemiştim dün. 1514'lerde umarım bu çıkışını sürdürür, hedefine doğru Borsa İstanbul gider diye düşünüyorum. Zaten e, döviz ve altındaki düşüş de e, bunun bir kanıtı niteliğinde. Borsamızın ben daha da gideceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bugün hisselerimizden hemen başlayalım haftalık grafikte. Yükselen çeylikte başlayalım. Şimdi yükselen çelik şöyle bir genel haftalık dönüşüne baktığımızda çok geçmiş verisi yok. 2019'larda arz edilen bir firma. Şöyle bir e, aşağıya doğru satış yediğinde ikili tepe çevirecek bir görüntüsü var. Mesela satış yerse burayı doğru. Şuradaki boyun çizgisinin kırılması durumunda mutlaka stop olmalısınız arkadaşlar. Çünkü bu ikili tepe formasyonunu çevirirse bu e, hızlı bir düşüş olur. Bu formasyonlar genelde zarar ettirir. Bu sebeple bunun boyun çizgisini mutlaka grafiğinize çizip bu şekilde kalsın bir bekleyin. Aşağı kıracak mı kırmayacak mı diye bekleyin. Bir diğer senaryoda şuradaki bir filama görüntüsü arkadaşlar. Bu filamayı zaten yukarıya kırdığında bir çıkış yaptığını görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Buraya yukarı kırıldığı yer hacimli bir şekilde şu seviyeler. Şurada yani e, kaç TL seviyesine denk geliyor. 5.06'lı seviyelerde üçgen yukarı kırıldığı için e, burası bir teknik alım noktasıdır. 5.06'da e, alınan hisse zaten 6.25'lere kadar çıkıyor. Şimdi ortalamalarına baktığımızda haftalık periyotta Ema 5'in üzerinde bakın şu an üzerinde tutunmaya çalışıyor hatta bu son barla. Ama Ema 5'imizin seviyesi yani 5 haftalık destek seviyemiz şu an 5.19 TL seviyesinde. Bu sebeple 5.19 TL seviyesinin bu hisseyi tutması gerekiyor. 5.19 aşağı doğru kırarsa da EMA 21 yani güçlü desteği 4.90'larda buraya kadar bir temas ettirme çabaları olabilir. Ama burayı kırmadığı sürece 5.19'u aşağı kırmadığı sürece bir problem yok. Şimdi e, King Kong'la bakalım ama geçmiş grafiği olmadığı için gözükmüyor. İçim baktığımızda içim okuda Kijun Sen dediğimiz bakın şu kırmızı ortalama çok güçlü bir ortalamadır. Bu da 5.19'u seviyelerde az önceki e, ortalamamızın seviyesinde. Yani 5.19 anladığımız kadarıyla kritik bir seviye bu hisse için altına kırmaması gerekiyor. Parabolik sarımız onayla geçmesi gereken seviyede yukarıda direnç konumunda olan mavi ortalama. Bu da 535 TL seviyesinde. 535 TL yukarıya doğru kırıldığında bu hisse çok daha güzellerlere gitme potansiyeli sergileyebilir. Az önce söylediğim ikili tepe tuzağı da olursa arkadaşlar o konuda da tedbirli olun. Mutlaka boyun çizgisini çizin. Şimdi günlük grafikte yakın destek seviyelerine bakalım ortalamalarla. Çünkü ortalamalar her zaman için bizim işimizi görüyor fazlasıyla. Şimdi EMA 21'imiz 21 günlük desteğimiz 5.24'te. Hisse de şu an tam destek noktasında. Yani EMA 21'de tutunuyor görüntüsü var. Burayı kırması durumunda en yakın desteği 5.20'lerde. Yani 5.19 seviyesi arkadaşlar çok kritik bir seviye. 519'u bu hissede referans aldığınızda e, tabi günlük olarak bu ortalamalar da değiştiği için mutlaka günlük bakmanızda fayda var. 519 seviyesi kırılmadığı sürece ve 524, 535 TL seviyesini ge geçtikten sonra bu hissenin güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bunun bilançolarına, kar zararına, işte borcu harcı var mı, yasağı var mı, ürüt takası vesairesi onların hepsine bakmanız gerekiyor. Grafik konusunda herhangi bir problem şu an yok ama kritik bir yerde aşağı kırmaması gerekiyor. Yapı Kredi bankasına bakalım. Bu Yapı kredi de ben birçok hissede gördüğüm şu ikili tepe pardon ikili dip formasyonunu görüyorum. Burada boyun çizgisinin kırılımı, şu teknik olarak şu noktadan bir satış yemesi ve şu an tekrardan şu noktayı geçtiği zaman bakın 318 Hatta şöyle garanti olsun 336 seviyesini geçtiği zaman orta uzun vadede bu hissenin güzellerleri gideceğini düşünüyorum. Bakın şöyle devasa bir ikili dipi var. Ve buradan formasyonu güzel bir şekilde çalıştırmış. Ortalamalarına baktığımız zaman zaten şu an EMA 21'in üzerinde ama EMA 5'in altında araya sıkışmış bir durumda. Kendini bir an önce 3 TL seviyesinin üzerine attığı zaman 5'i de yukarıya kırmış olacak teknik olarak çok daha güzel bir görüntüye ulaşacak şu an 2.90'da kırmaması gereken seviyede arkadaşlar 2.78 seviyesi. Burası güçlü destektir. 2.78'in hatta ufak taşmalar olabilir. 2.77'nin altına inmesi durumunda temkinli olun. Ama 3 TL'nin üzerine çıkarsa da güzellerlere gideceğini düşünüyorum. Şimdi günlükte yakın destekte yakın grafiğine baktığımızda EMA 21'imiz 3.03 TL seviyesinde. Az önceki bilgiyi güncelleyelim. 3.03'ün üzerine atması çok daha faydalı olur. Çünkü buraya kadar gelip 3.02, 3.03'ü direnç olarak belirlerse geri düşme ihtimali olabilir. Mutlaka 3.04'ü yukarıya doğru kestiği zaman e, orası zaten teknik alım noktasıdır. E, bakın şu an mesela 2.91 hocam buradan niye almıyoruz diyenler var. Bu şu yüzden şurada direnci var arkadaşlar. Kırmızı ortalama yani MA21 bakın şu an günlük grafikte bakıyoruz. Günlük grafikte kırmızı ortalama 21 günlük destek ya da dirençtir. Mumlar kırmızı ortalamanın altındaysa yukarıya doğru çıkarken kırmızı ortalama direnç görevi görür. Mumlar kırmızının üzerindeyken aşağı düşüşlerde kırmızı ortalama destek görevi görür. Şu an 304'te neyi var? Direnci var. 304 direncini yani direnç demek zor geçilmesi yer demektir. Bunların hepsi arkadaşlar eğitim setimizde biz anlattık. Detaylı grafik analizi eğitim setimiz var e, eğitim seti için iletişime geçebilirsiniz DM üzerinden. Eğitim almadan zaten kesinlikle tek bir lot dahi yatırım yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü piyasamızda çok robotlar, işte büyük oyuncular vesaire çok fazla mal yedirmiyorlar. Küçük yatırımcı açıkçası çok dikkatli olmanız lazım. Umarım bu seviyeler geçilir. Orta uzun vadede yapı kredi güzel bir görüntüsü var. Gördüğüm kadarıyla. Coca-Cola'ya bakalım. Bu da çok güçlü bir şirket. Coca-Cola. Şöyle bir yükselen kanalı vardı. Coca-Cola'nın burayı kesti yukarıya doğru. Pul beklediğimiz bir satış ardından tekrardan şu an artı orta uzun vadede bu hissenin de ben çok yukarılara doğru gideceğini düşünüyorum. Yani şu 110'lar, 120'ler zaten geleceği bir seviye orta uzun vadede tabii ki. Bunlar günlük tahta değildir. Bunları alacaksınız, bekleyeceksiniz. Yatırım amaç. Yani yatırımcı olmanız gerekiyor. Şimdi tam EMA 21, pardon EMA 5'in 5 haftalık des, e, ortalamamızın üzerinde tutunuyor. Tam destek görevi görmüş. Aslında teknik olarak normalde buralar alım noktası. Çünkü şu ortalamanın üzerinde tabii aşağı kırması durumunda stop olmanız gerekiyor. Duygusal davranılmamalı teknik analizde. Bir robot gibi düşünüp arkadaşlar altına kırdı sat üstüne çıktı al. Olayı budur teknik analizin. Bu sebeple şu an görüntüsünde bir problem yok. Geri çekilme durumunda 74'lü seviyelerin altına düştüğü durumda temkinli olun. Ama şu an çok güzel orta uzun vadede umarım Coca-Cola da hedeflerine gider. Şimdi şöyle King Kong'da baktığımızda King Kong'da buy sinyalini 40 TL seviyelerinden vermiş 2020'de. Şu an hisse 80'leri geçip geri çekilme yapmış. İç moksarla baktığımızda iç moksarın tekniği gayet iyi onaylı, onda da bir problem yok. Şimdi günlük grafikteki yakın destek seviyelerine baktığımızda da bu da az önceki ise gibi EMA 5 ile EMA 21 arasında sıkışmış günlükte. Şu an bir çırpı da şu siyah ortalamanın üzerine atarsa günlükte e, çok rahatlayacak arkadaşlar. Bakın şu seviye rahatlayacak. 75-30'ların üzerine çıktığı zaman artık hızlı bir şekilde 84 TL en yakın hedefine doğru gitme potansiyeli gerçekleştirebilir. Bunu da temkinli olarak takip etmenize fayda var. Karsan'a bakalım. Karsan için çizdiğimiz simetrik üçgen bir hedefini çoktan gittiğini görüyoruz. Bakın biz hedefimizi şurada çizmiştik. Şu an hisse 5.52'lerde. Ee, güzel çalıştı. Karsan güçlü bir şirkettir. Dün de bir elektrikli otobüs tanıtımı yapıldı Karsan ortaklığıyla. Ee, orta uzun vadede Türkiye'nin güçlü şirketlerinden biri olduğu için yatırımcıların e, alıp kenara attığı e, hisselerden biri. Hedefi güzel. Ortalamalardan e, biraz açılmış. Basit teknik düzeltmeler yaparsa sizi korkutmasın. Yani panik satış yaptırabilirler. Mutlaka haftalıkta şu EMA 5, EMA 21, EMA 9'u açıp e, buraların destek noktası olabileceğini görün. Panik yapmayın. E, bu sebeple çok ters bir durum olursa tabii gerekli yerlere stopu koymanız gerekiyor. Ama güçlü bir şirket. Yani burada diyecek çok da bir söz yok açıkçası. Görüyorsunuz şu formasyonu yıllara yayılan yatırımcısının e, sabırla beklediği bir tahta. King Kong'ta baktığımızda King Kong buy sinyalini 1.5 TL seviyelerinden vermiş. Gayet güzel. İçim Oksar'la baktığımızda İçim Oksar'ın tekniği zaten iyi. Günlükteki yakın destek seviyelerine baktığımızda günlük periyotta da yine üzerinde mumların herhangi bir problem yok şu 5.20 TL'lerde bir destek noktası var. Geri çekilirse buralara kadar sakması, herhangi bir problem yaratmasın 5.20 Çünkü teknik düzeltmedir. Basit teknik düzeltme. Genel durumu gayet iyi karsın. Şimdi gen taş hissesinde arkadaşlar şöyle bir durum var. Şöyle bir trendi kırdığı nokta 3.5'lı seviyelerden hızlı bir çıkış 6.5'lara kadar geri çekilme yaptığı durumda şu teknik trend çizgisinin aşağı kırılması hoş bir görüntü değil açıkçası. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 3 TL'den henüz 6 TL'ye gitmiş. Pardon 2 TL'li seviyelerden 6 TL'lere kadar gitmiş. Birçok tatlı 1'e 20, 1'e 30 yaptı. Güzel bir formasyonu var. Herhangi bir manipülatif hareket de gözükmüyor. Yeni taş güçlü bir hisse diyebiliyorum. Temel verilerine bakmak gerekiyor net olarak bilançolarına. Son bilançolarına bakmadım. Şimdi takip etmeniz gereken seviye şu trend kırılmış ama ortalamaları kendinize baz alın. Bakın 5 haftalık ortalamanın üzerinde tutunuyor şu an. Bu ortalama 570'li seviyelerde. Şimdi 570'in altına sarkması durumunda ne yapacaksınız? EMA 9 yani 9 haftalık şu desteğinin aşağı kırmaması gerekiyor. Bu da hangi seviyede? 550 TL seviyelerinde. 5.50 TL aşağı kırmadığı sürece bir problem yok bu hissede. Ama 550 aşağı kırarsa bir sonraki destek seviyesi kırmızı ortalama görüyorsunuz. Bu da 4.90'lı seviyelerde bekliyor. Kendinizi kendi yatırım stratejinize göre karar verebilirsiniz. Ben beklerim. EMA 21'e temas etmesini beklerim gibisinden. Ama buradan destek alıp EMA 9'dan bir çıkış gerçekleştirme olasılığı da var. Bu sebeple ona göre kararlarınızı verebilirsiniz. King Kong'da baktığımızda King Kong'umuz buy sinyalini 2 TL'li seviyelerden vermiş. 6,5'lara kadar tırmanmış. İçimokusarla baktığımızda şu an Tenkan Sen dediğimiz mavi ortalama yani 9 barlık ortalamanın üzerine çıkmaya çalışıyor. Orası direnç görevi görüyor şu an 5.73. Kendini 5.75'in üzerine attığı durumda çok daha güzel bir tekne olacak. Ve parabolik sarımızın noktaları şu an mumların üstünde. Mumların altında yandığı zaman da güzel bir yere doğru gideceğini düşünüyorum. Tabi geri dönüşlerde az önce dediğim destek noktalarını mutlaka referans alın. Oraları aşağı kırması hoş bir görüntü olmaz. Yantaş hissesi de bu şekilde. 5 tane hisseyi analiz ettik. İstediğiniz hisseler varsa yorum kısmına yazın. Onları da listeme alırım. Analizlerini yaparız arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.